Arkadaşlar merhabalar. Diğer Türk İslam devletleriyle yolumuza devam ediyoruz. Ecdat hiç boş durmamış bir dünya devlet kurmuş görüyorsunuz. Şahlar Cengiz Türk Moğol İmparatorluğu, Timur İmparatorluğu, Akkoyunlar, Karakoyunlar, Babürler, Safaviler. Bunlarla ilgili böyle e, birkaç cümle e, bilmenizi isteyeceğiz sizlerden özellikle. Çok fazla yormayın burada kendinizi. Karahanlar. Gazneliler, Selçuklar başım gözüm üzerine Mısır'da kurulanlara böyle yine bir kaç cümle baktık farkındaysan bunlar da aynı format. Mesela Harzem Şahlar. Haritayı görüyorsunuz Harzem Şahlar 1157-1231 bandında faaliyet gösteren bir devlet adını kurulduğu coğrafyadan alıyor bakın. Hazar Denizi ile Aral Gölü'nün arası Harzem coğrafyası diye biliniyor. Bu Harzem coğrafyasındaki yöneticilerdir. Harzem şahları kuranlar. Büyük Selçuklu'ya bağlı bir şekilde coğrafya yöneten Harzem'in şahları. 1157'de Selçuklu yıkılınca Anuştig'in liderliğinde kendi devletlerini kuracaklar. O yüzden devletin adını coğrafyadan almış olması önem arz eder ki bu konuda ÖSYM soruları var. Mesela hatırlayınız Gazneliler devleti de. Harzem şahlarla birlikte adını coğrafyadan alan Türk İslam devletlerindendi. Harzem şahlarla ilgili beklediğim bir soru var benim nasipse. 1157'de Büyük Selçuklu yıkıldıktan sonra kurulan bu devlet biz Büyük Selçuklu'nun mirasçısıyız, devamıyız tezil hareket ediyorum. Ve coğrafyayı görüyorsunuz, Selçukluların hakim olduğu coğrafyaya yeniden hakim olma amacıyla faaliyette bulunacaklar. Selçuklunun devamı istesiyle hareket ediyor Hazrem Şahlar, ilginç olabilir. Lakin bir bahtsızlıkları var, kuruldukları dönem... Ortalığı yakıp yıkan, dünyaya kasıp kavuran Cengiz Türk Moğol İmparatorluğu'nun yaşadığı kurul dönemdir. Ve Moğollarla Harzemşahlar karşı karşıya gelecek ki burada özellikle Harzemşahların yapmış olduğu bir hata var. Moğol elçilerini, Moğol ticaret kervanını Harzemşahlar imha edince 1218'de çok takılmayın Otrar faciasına neden oldular. Moğolların o kervanlarını imha etmek yoluyla oturarda Moğolları karşılığına aldılar ve zaten bunun da bedelini ağır bir şekilde ödeyecekler. Moğollardan aldıkları ağır bir darbe sonrasında Harzemşahlar en ünlü hükümdarlarıdır. Celalettin Harzemşah önemli bir isim, önemli bir aktör, aktördür Türk tarihinde ama maalesef siyasetten biraz uzak olacak. Moğollara karşı Türk İslam devletleriyle işbirliği yapmak yerine tam tersi Anadolu Selçuklu ile Türkiye Selçuklu Devleti ile savaşacak. Türkiye Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ta Yassı Çemen Savaşı'nda kaybeden Celalettin Harzem Şah'ın hemen arkasından bu devlet yıkılacak arkadaşlar. O yüzden Harzem Şahları adını kuruldu coğrafyadan alan bir devlet. Büyük Selçuklu'nun devamı olan devlet ve Yassıçemen, Türkiye Selçuklularıyla yaptığı Yassıçemen Savaşı'yla hatırlamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir diğer devletimiz Cengiz Türk Moğol İmparatorluğu. Şimdi burada hemen tartışmalar başlar. Moğollar Türk mü? Hayır, Moğollar Türk değil. Moğollar e Moğol ayrı bir kavim, ayrı bir millet. Orta Asya'da Türklerle beraber iç içe yaşayan bir topluluk. O yüzden mesela tarihsel dönemde Moğollaşan Türk boyları, Türkleşen Moğol boyları olmuştur her daim. Lakin ne olursa olsun Moğollar ayrı bir millet, ayrı bir ırktır. Peki Cengiz Han, Timuçin ilk adıyla hükümdar olunca Çingiz Han unvanı verilecek kendisine. Cengiz Han Türk mü? Cengiz Han'ın annesi Türktür. Ama biliyorsunuz bizde veya genelde dünyada birçok toplumda soyun devamlılığı, soyun esası, kökü babaya bağlanır. Annesi Türk, babası Moğol'dur o yüzden Moğol diye kabul ediliyor. Peki hocam bu devlete neden Türk Moğol diyoruz? Haritaya görüyorsunuz. Cengiz Han'ın kurduğu devlet dünya tarihinde bitişik en büyük kara sınırlarına sahip olan devlettir. Çin, Orta Asya, İran bölgesi, Anadolu, Balkanlara, Doğu Avrupa'ya kadar hakim olan muazzam bir devlet. Çok büyük bir güç. Bu gücün, bu devletin hakim olduğu coğrafyada nüfus ekseriyette Türklerdir. Haritayı görüyorsun. Türklerin yaşadığı coğrafya ekseriyette. O yüzden nüfus ekseriyette Türklerden oluşmakta. Yine bu Cengiz'in kurduğu devlette... Uygur Türkleri özellikle, Uygur Türkler özellikle bürokraside, yönetimde görev almış. Hatta Uygur alfabesini kullanmış Moğollar. Türk töresini kullanmış Moğollar. O yüzden devlet yönetiminde de bir Türk eskisi vardır. O nedenle nüfusun önemli ölçüde Türklerden oluşmuş olması, bürokraside, yönetimde Türk devlet anlayışının etkin olmuş olması nedeniyle bu devlet tabiri caizse bir Türk-Moğol ortak yapımı diye değerlendirilebiliyor tarihçiler tarafından değerli arkadaşlar. Hatta ve hatta coğrafyaya baktığın zaman görüyorsun Türklerin üçüncü ve son defa bir çatı altında birleştiği devlet olacak Cengiz Türk Moğol İmparatorluğu değerli arkadaşlar. Uygur Türklerinin veya Türk töresinin bu devlete etkisiyle ilgili olarak hemen şunu da ek bilgi olarak paylaşayım ben sizlerle. Cengiz Han'a yazılan yasanemi büzürk denilen Cengiz yasaları var. Yasanemi büzürk diye geçer. İlginç olabilir kulak dolgunluğu olsun. Yasanemi büzürke baktığında Cengiz yasalarına baktığında Türk töresinin birebir neredeyse kopyasıdır kardeşim. O yüzden bu devlete yoğun bir Türk etkisi var. 1196-1227 bandında şu coğrafyaya hakim olan tarihin gördüğü en büyük devlet ve Cengiz'le birlikte özellikle biraz da vahşetle, katliamla, kırımla, yıkımla ön plana çıkan bir devlet. Bu kadar kısa bir sürede bu kadar geniş bir coğrafyaya hakim olmasının özünde de o katliam var zaten. Dünyaya korku salmak yoluyla birçok şehri, birçok ülkeyi kolayca ele geçirdiler. Peki ne oldu bu devlete? Bu devlet Cengiz Han'ın ölümünden sonra oğulları ve torunlar arası paylaştırıldı. Cengiz Türk Moğol İmparatorluğu dört parçaya bölünecek. Lütfen dikkat edin bunlara gelen ÖSYM soruları var burada. Mesela Çin'de Kubilay Hanlığı. Orta Asya'da Çağatay Devleti. İran'da İlhanlılar Devleti. Karadeniz'in kuzeyinde, Hazar Denizi'nin kuzeyinde ise Altın Orda Hanlığı. Bu dört devlet Cengiz Han ölünce Cengiz İmparatorluğu'nun parçalanması kurulan devletlerdir. çok ilginç bir şekilde bu dört devletten üçü Altın Orda, İlhanlar ve Çağatay. Zaman içerisinde tamamen Türkleşip İslamlaşacaklar. Türk İslam devleti haline gelecekler. Kimliğini muhafaza eden bir müddet Çin'e hakim olan Kubilay Hanlı olacak. Ve o Kubilay Hanlığı Moğol kimliğini muhafaza edecek. Daha sonra Çin'den ayrılıp bugünkü Muharistan bölgesine çekilecekler. Ve günümüzün Moğolları buradan gelecek arkadaşlar. Kubilay Moğol kaldı. Diğerleri Türk İslam kültüründe eridiler. Türkleşip İslamlaştılar. Şimdi bu devletlerle ilgili birkaç cümle. Mesela Altın Orda Hanlı çok çıkar karşımıza. Kuruldu coğrafya itibarıyla Karadeniz'in Hazar'ın kuzeyinde bakın. Ruslarla, Ruslarla mücadele ederek Rusların güneye inmesini engelleyen bir devlet oldu bunlar. Rusları Durduracaklar, uzun bir süre Rusların güneye inmesini engelleyecek Altın Orda Hanlığı ve bu devlet Timur İmparatorluğu tarafından yıkılışa sürüklenecek. Zaten Altın Orda'nın 1400-1500'lerde tamamen dağılmasıyla Rusların önüne açılacak ve Ruslar peyderpey pey güneye doğru yavaş yavaş inecek ve Türk dünyasının başına bela olacak. O yüzden Altın Orda'nın böyle bir bent Böyle bir seç görevi var Ruslarla ilgili olarak. İlhanlılar devleti ise hani Memlüklerde konuştuk ya Bağdat'ı yakıp yıkan Moğollar falan demiştik işte onlar İlhanlılar. İlhanlılar İran'da kurulan Bağdat'ı yakıp yıkan Abbasi devletini tarihe gömen Hatta bilirsin muhtemelen konuşacağız birkaç der sonra. Bir Köse Dağ Savaşı var. 1243 Köse Dağ Savaşı ile Türkiye Selçuklu Devleti'ni mağlup edip Anadolu'ya hakim olan bir müddet Anadolu yakıp yıkan Moğollar falan deriz ya o hani Diriliş Ertuğrul dizisi falan çok kullanılıyor Moğollar. İşte bunlar İlhanlılar. İlhanları bu bağlamda hatırlamanızı isteyeceğim. Köse Dağ Savaşı'yla ve Bağdat'ı yakıp yıkan Abbasli yıkılışa sevk eden devlet bağlamında. Çok ilginç bakın bunlar zamanla Türkleşip İslamlaşacaklar. Kubilay'la ilgili olarak da evet bir Marco Polo seyahatnamesi vardır. Meşhurdur Marco Polo. İtalyan kökenli bir seyyah. Bu Anadolu'dan geçip efendim mesela Çin'e kadar gidecek. Kublai Hanlığı'na, Kublai Han'a uzunca bir süre hizmet edecek. İşte Çin'de dolaşacak hatta Hindistan'ı görecek. 1 Milyon adlı bir seyahatname yazarak Çin'in, Asya'nın, Doğu'nun zenginliklerini anlatacak Kubilay Hanlığı'nın dönemindeki o zenginliği anlatacak Marco Polo seyahatnamesinde. O zenginliğe hakim olmak amacıyla da Batılılar coğrafi keşifleri başlatacaklar mesela. Marco Polo'yu Kublai Han'la ilişkilendirmeni öneririm arkadaş. Bu Moğol devletleri akabinde bir başka devletimize bakacağız. Timur İmparatorluğu. Timur benim sevdiğim bir isimdir. Bizde e, tarihi salt Osmanlı gözüyle anlamlandırmak isteyen arkadaşlar... Timur'a biraz söverler o Yıldırım Bayezid Ankara Savaşı nedeniyle. Ben o noktada değilim ve sizin de o noktada olmanızı önermem. Timur çok değerli, çok büyük bir komutanlı, çok büyük bir askerdir, çok büyük bir Türk hükümdarıdır. Tarihte her daim Türk devletleri arasında savaşlar, kavgalar olmuştur. Burada taraf tutmak yerine daha objektif yaklaşmak bence daha doğru olacaktır değerli arkadaşlar çok büyük bir askerdir. Devletinin bir anlamda yoktan var edecek. Çağatay Devleti'ni yıkarak 1368'de haritaya görüyorsunuz Batı Türkistan'da ve İran'a hakim olan Timur Devleti'nin Ki 1500'lü yıllara kadar e, yaşamına devam edecek bu devlet. Timur İmparatorluğu ile ilgili ve Timur'la ilgili olarak sizden iki şey isteyeceğim ben. Evet atmış olduğu adımlar Batı Türklüğüne zarar verdi mi? Verdi. Bir taraftan altın ordanın yıkılışına neden olacak. Ve altın orada yıkılınca Ruslar güneye doğru daha kolay inmeye başlayacak. Öbür taraftan da malum Ankara Savaşı'yla Osmanlı'yı Fetret'e sürükleyecek. Ama yapacak bir şey yok. İki Türk hükümdarı cihan hakimi olmak için karşı karşıya geliyor. Yıldırım Bayezid ve Timur. Bir ip de iki cambaz oynamaz ve savaşı Timur kazanıyor. Şimdi ne yapalım yani? Vay sen niye Yıldırım'ı yendin? Niye Osmanlı'yı yendin diye adama sövmek doğru bir yaklaşım değil bence kardeşim. Bunun dışında Timur İmparatorluğu ile ilgili olarak yakın dönemde kurgulanmadı ama güzel bir söylem bence. Ulu Bey, Ulu Bey hükümdar bilim insanı diye bir sıfat var Ulu Bey ile ilgili olarak. Çünkü Timur'un torunudur. Timur İmparatorluğu'nun hükümdarlarındandır Ulu Bey. Ama aynı zamanda çok önemli bir astronomdur. Orta Asya'da Semerkant'ta bilinen ilk restoran o gözlem evini Ulu Bey kuracak. Ulu Bey kuracak. O yüzden hükümdar bilim insanı önemli bir gönderme. Timur İmparatorluğu'nda yaşayan bir isim Ulu Bey bilinsin bence. Yine Timur'un torunlarındandır. Alişir Nevai. Alişir Nevai o meşhur kitap detayını konuşacağız daha sonra. Muhakeme tül lügateyn. Dillerin kıyaslaması adlı kitabında Türkçenin zenginliğini anlatmaya çalışan bir isim Alişir Nevai. Muhtemelen bildiğiniz isimlerden birisidir. Timur İmparatorluğu döneminde. Şimdi Hüseyin Baykara var bu dönemde ama hadi o neyse. Ali Şirnevai, Ulu Bey'i Timur'un Batı Türk'üne verdiği zararı Timur ile ilgili olarak hatırlamanı önerebilirim. Onun dışında bir Karakoyunlar Devleti var. Karakoyunlar, Akkoyunlar, Oğuz Türklerin kurduğu iki devlet bunlar. Haritaya görüyorsunuz Azerbaycan ve Doğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren bir devlet. Van Erciş merkezi kurulan bir devlet. Azerbaycan Türkleşmesi de etkili olmuşlar işte bayram Hoca kurmuş, uzun Hasan tarafından. Kara koyunlar bir devlet var o kadar, o kadar uğraşma. Kara koyunlar diye bir devlet var Haritayı görüyorsun değerli kardeşim. Bunun bir anlamı ne kız kardeşi dersin belki ak koyunlar, ak koyunlar yine bakın Azerbaycan. Doğu Anadolu coğrafyasından Irak'a doğru, İran'a doğru inen bir devlet. 1400'lü yıllarda faaliyet gösteren bir devlet. Karayülük Osman Bey kurucusuymuş Uzun Hasan. Uzun Hasan hatırlıyorsunuz değerli arkadaşlarım. Uzun Hasan bu devletin en ünlü hükümdarıdır. Bu konuda bir bilgi vardı, Türkçe'ye Kur'an-ı Kerim'i ilk çevirten isim diye geçiyordu piyasa kaynaklarında ama bunu artık çıkardık arkadaşlar, öyle bir şey yok. Ak Uzun Hasan'dan daha önce de Kur'an'ın Türkçe örnekleri var, ta Karahanlar kadar dayanan örnekler var mesela. Ona takılma, onu sil, resetle bence, takılmayın ona tamam mı kardeşim? Sadece Ak en ünlü hükümdarı Uzun Hasan, Fatih Sultan Mehmet Han'la akrabadır hatta bunlar. Osmanlı'da Fatih Sultan Mehmet Han'la 1473'te Otluk Beli Savaşı'nı yapacak Uzun Hasan ve mağlup olacaktır değerli arkadaşlar. Zaten Otluk Beli'nden sonra Akkoyunlar yıkılış sürece girecekler. Otluk Beli Savaşı Osmanlı Uzun Hasan Akkoyunlar. Bir de o Oğuz Türkiye Akkoyunlular. O Dede Korkut hikayeleri vardı hatırlarsan. O hikayeleri yazıya döken devlet diye de geçebiliyor Akkoyunlular. Çok uğraşmayın, çok dert eylemeyin bence. Babürler Devleti ise 1526-1858 bandında. Timur'un torunlarından Babür Şah tarafından kurulan bir devlet Babürler Devleti. Babür Naim adlı eser var. Onda yazar aynı zamanda Babür Şah. Birkaç husus var bu devlette ilgili olarak Babürlerle ilgili olarak. Hindistan tarihi kırışı bir dönem. Çok farklı kayınlar, halklar var ve her daim Hindistan'da bir kaos vardır tarihsel dönemde. İlk defa Hint tarihinde o yarım adayı hemen hemen tek çatı altına derleyip toparlayan devlet olacak. Hindistan'da siyasi birliği sağlayan devlet olacak Babürler devleti değerli arkadaşlar. 1858'de maalesef İngilizler tarafından yıkılacak. Babürler dendi an. Bak ekrana. Şu gördüğün muhteşem eser. Taç Mahal, Taç Mahal aşkın bir simgesi olarak inşa edilen bir anıt mezardır. Bizim misale ergenler bunu gördüğü zaman aa hocam ne kadar güzel camiymiş diyebiliyorlar. Hayır la cami değil bu. Bu bildiğim bir anıt mezardır. Babür hükümdarı Şah Cihan tarafından rahmetli olan çok sevdiği eşi Mümtaz Hatun için yaptırdığı bir anıt mezardır bu. Hanımı için yaptır bir anıt mezar bugün Hindistan'da mesela gençler, Hint gençler bu Taç Mahal'i ziyaret ederek o aşkın o simgesi olan bu Taç Mahal'i e, ziyaret ederek aşklarının bu derece büyük ve kutsi olmasını hayal ve arz ediyorlarmış. Bu bağlamda Şah Cihan çıtayı erkek milleti için oldukça yükseltti. Acıyorum siz sevgili erkek milletine hatunlarınızı nasıl tatmin edeceksiniz gari bilemiyorum arkadaşlar. Taş Mahali lütfen hatırlayın ve bilin diyorum. Çıkan sorular var ÖSYM soruları e, hatta Osmanlı'nın da mesela bu inşaat sürecinde Osmanlı'dan gelen mimarların da katkısının olduğu da söylenmekte sevgili kardeşler. Onun dışında bir diğer Türk İslam devleti haritaya görüyorsunuz. İran coğrafyasında kurulan Safhabiler Devleti. Ak koyunların yıkılmasıyla bu bölgeye hakim olan Şah İsmail tarafından kurulan bir devlet. Uzunca bir süre İran Türkler tarafından yönetilecek gençler. Bilmem biliyor musunuz? Bugün İran, bugün 2020'de İran'da Türk var mı? İran'da Türk var mı? Var değil mi Ali? Kafa sallıyor Ali oradan. <laughs> Hocam bunu gezerim. Beni, beni, beni katmayın. <laughs> canlar canlar. İran'da ciddi bir Türk nüfusu var. Azeri dediğimiz Azerbaycan e, Türkleri var burada. Azerbaycan bir coğrafya adıdır bilirsiniz. Kuzey Azerbaycan bugün Azerbaycan devleti olarak bağımsızdır. Güney Azerbaycan ise Tebriz merkezidir. İran topraklarında ve yaklaşık 35 milyon kadar bir Azeri Türk'ü var buradaki Azeriler Oğuz Türk'üdür biliyorsunuz. Oğuz Türk'üdür. 35 milyon kadar Türk var. Hatta bu son 2020 yılında e, Azerbaycan, Azeri Türklerinin kurmuş olduğu traktör futbol takımı İran'da şampiyon oldu mesela. Yani bu bağlanan bir etkinliği var. 35 milyon kadar Türk var. O yüzden yaklaşık 1925'lere kadar İran'da hep Türk hanedanları vardır. Bunlardan birisi safeviler. 1936'da safevlerin yerine Avşar Hanedanı, daha sonra Kaçarlar Hanedanı gelecek ve hep Türkler tarafından yönetilecek. 1925'te ise İran Şahı Rıza Pehlevi'nin yaptığı bir darbeyle bir anlamda bugünkü Fars hegemonyasındaki İran devleti kurmuş olacaktır. 1925 lira kadar bakın bu coğrafya Türkler tarafından yönetiliyor. İşte Safaviler bunlardan birisi. Ha Safavileri biz Osmanlı'da çokça duyacağız. Osmanlı'nın doğudaki en önemli rakibi olacak. Yavuz Sultan Selim'in Kanuni'nin en önemli rakibi olacak Safaviler ki Osmanlı'nın Safavilerle mücadelesinin özünde mezhep kavgası var. Osmanlı biliyorsunuz Sünni itikattan İran coğrafyası ise Şii itikadın etkin olduğu bir coğrafyadır. Safaviler devletiyle de Şii-Sünni kavgası, mezhep kavgası yaşanacak. Şimdiden bunu bilmenizi tavsiye ederim değerli kardeşler. Böyle de bir devlet Safaviler birkaç cümle bakın farkındaysan toparlayacak olursam. Harzem Şahlar ne dedik? Adını coğrafyadan aldı Selçuklu'nun devamı izliyorlar. Cengiz Türk Moğol İmparatorluğu, onun devamı olan devletler Altın Orda, İlhanlı, Çağatay, Kubilay. Altın Orda Rusların güney inmesini engelledi. İlhanlar Köse Dağ Savaşı'nda Anadolu istila eden devlet, Bağdat'ı yakıp yıkan devlet. Kubilay Hanlı Moğol kalan devlet, Marco Polo'nun ziyaret ettiği devlet Kubilay Hanlı. Onun dışında, onun dışında Timur İmparatorluğu. Timur çok büyük bir asker. Lakin attığı bazı adımlar Batı Türklüğüne zarar verdi. Altın orada yıkılışa sürükledi. Ruslar güne inmeye başladı. Osmanlı'yı da Ankara Savaşı'nda mağlup etti. Fetret'e sürükledi biliyorsun. Bunun dışında Timur'da Ulu Bey. Ulu Bey çok önemli. Ulu Bey. Arişir Nevai çok önemli. Kulak dolgunlu olsun. Karakoyunlar diye bir devlet var. Akkoyunlar diye bir devlet var. Uzun aslan otluk savaşı belki. Babürler, babürşah, taş mahal bilgiler önemli olabilir. Safaviler diye bir devlet var. Şii-Sünni kavgası. Aslında bu kadar bakın. 8-10 maddeye indirgeyebileceğim devletler bunlar. Çok fazla yormayın kendinizi bunlarla ilgili olarak. Bir sonraki dersimizde İlk Türk İslam devletlerinin kültür ve uygarlığıyla devam edeceğiz değerli kardeşler. Haydi görüşmek üzere.